Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda namaz kılmamak insanı dinden çıkarır mı sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala imanı emrediyor. İmandan sonra en önemli bir esas olarak da namazı bizlere emrediyor. Yani bir insan, bir mümin Allah'a iman etmeli, Allah'a imanının göstergesi olarak namazını da kılmalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz dinin direğidir buyuruyor. Es-salatu imadüddin. Yani namaz dinin direğidir. Nasıl ki bir bina direğin, sütunun üzerinde durur. O kaldırıldığı zaman bina çöker. Temsilde hata olmasın. Namaz da buna benzetilmiş. Bir kimse namazını düzgün kılsa dinini iyi uygulamış olur. Namazını kılmadığında bu defa dinden hissesi azalır. Bununla beraber namazı kılmamak, eğer namazı inkar tarzında değilse, insanı dinden çıkarmaz. Yani bir insan gerek namaz gerekse dinin diğer emirlerini uygulamada eğer problemleri, aksamaları varsa o insan yine mümindir, kafir değildir. Ama bu gibi uygulamada eksiği olanlara fasık mümin veya gafil mümin gibi o gibi ifadeler kullanılır. İdeal boyut ise bir insanın imanıyla beraber amelinin de düzgün olması ve başta ameller içerisinde de dinin direği durumunda olan namazın düzgün bir şekilde kılınabilmesi. Bu son derece önemli. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ buyuruyor. Yani muhakkak ki namaz fuhşiyattan, kötü şeylerden insanı alıkor. Dinin bu en temel esası son derece önemli ve bir insan namazını düzgün bir şekilde kıldığında fuhşiyattan ve kötü olan şeylerden uzak kalır. Çevremize dikkat ettiğimizde namazını kılan insanların günahlardan daha uzak olduğunu görürüz. Dolayısıyla namaz çok önemlidir. İnsanın manevi hayatı için olmazsa olmaz diyebileceğimiz rükünlerden bir tanesidir. Ve gerek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde, gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde namaza çok tahşidatta bulunulmuştur. Bizler namaz kılmakla haşa Allah'a bir fayda veriyor değiliz. Başımızı secdeden kaldırmasak Allah'ın şanına bir ilave olmaz. Hiç kimse namaz kılmasa Allah'ın şanına bir halel gelmez. Ama namaz kılmakla insan bir disiplin içine girmiş oluyor. Askerlikte mesela yanaşık düzen eğitimi vardır. Orada selam durmak, esas duruş, çök işte gibi bir takım talimatlar verilir. Bunlarla o insan askerliğe alışıyor ve orada emir dinlemeye alışıyor ve bunun neticesinde askerliği düzgün bir şekilde yapabiliyor. Canım buna ne lüzum var dediğimizde o insanı zapturapt altına alamayız. Ve 20 yaşında kanının deli olduğu o dönemde o insanlar emir dinliyorlarsa bu gibi bir eğitimin neticesinde emir dinlemiş oluyorlar. Namaz benzeri bir fonksiyonu icra ediyor. Normalde insanın nefsi serkeşliği arzu eder. Serazat olmak, başıboş olmayı insanın nefsi arzu eder. Ama buna mukabil bir insan namaz ile Allah'ın huzurunda secdeye varırsa, ellerini bağlayıp huzurda durursa ve o şekilde bir tavr-ı ubudiyet kerane sergilerse Allah'ın emirlerini dinlemek o insana ağır gelmez. Verilen emirleri yapmak zor gelmez. Yasaklanan şeylerden uzak kalmak zor gelmez. Bu açıdan namaz insanın manevi hayatının adeta bir kıvamıdır. İnsana kıvam kazandırır. Bir kimse ne derece namaza daha böyle dikkat ediyorsa günahlardan da o kadar uzak kalmaya çalışır. Dinin diğer emirlerini de yerine getirmeye gayret gösterir. Ve aslında namaz çok ağır bir yük de değildir. Ve kaldırılamayacak bir yük değildir. Cenab-ı Hak kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Namaz da normal şartlar altında hepimizin günde 5 vakit kılabileceğimiz bir şekilde emredilmiştir. Allah-u Teala eğer daha fazla istemiş olsa daha fazla şekilde emrederdi. Ama günde 5 vakit namaz şeklinde bize emretmiş.
Ve günde o 5 vakit zaman dilimi içinde insan kul olduğunu hatırlıyor. Allah'ın huzuruna varmanın lezzetini yaşıyor. Ardından yapmış olduğu duayla halini Allah'a arz etmenin lezzetini yaşıyor. Onun huzurunu yaşıyor. Ve böylece o insan manevi hayatında iyi bir kıvam, iyi bir kalite yakalamış oluyor. Bundan uzak kaldığında ise, namazı ihmal ettiğinde o insan manevi hayatında epey boşluklarla karşı karşıya kalır. Kendini boşlukta hisseder ve tam bir kıvama da giremez. Tam bir kalıba giremez. Bir tavr-ı ubudiyet kerane göstermekten ziyade serkeşane, başıboş, bir nevi ben istediğimi yaparım dercesine, bu tarz bir gaflet hali içine girebilir. Bundan dolayı edebimizin, ahlakımızın güzel olması, yaşantımızın iyi bir şekilde sürdürülmesi, günahlardan uzak bir hayat namaza bağlı görülmekte. Ve gerçi her namaz kılan dört dörtlük bir Müslüman demek değildir. Namaz her şey değildir ama çok önemli bir şeydir. Sadece namazla din bitmez. Dinin başka emir ve yasakları da vardır. Ama ifade ettiğim gibi namazın da apayrı bir yeri, apayrı bir önemi vardır. Bunun ihmal edilmesi uygun değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 5 vakit namazı bir evin önünden akan bir nehirde günde 5 defa yıkanmaya benzetiyor. Ve buyuruyor ki sizden diyor birinin evinin önünde bir nehir olsa günde 5 defa orada yıkansa üzerinde bir kir kalır mı? Diyorlar kalmaz ya Resulallah. Bunun üzerine Peygamberimiz işte diyor gözümün nuru olan namaz da böyledir. Bir insan günde 5 vakit namazını kıldığında üzerinde manevi kirler kalmaz. Ve her bir namaz, o namaz öncesindeki bir takım hatalarımız, kusurlarımız olmuşsa onları affettiriyor. İki namaz arasında bir takım hatalarımız, eksiklerimiz elbette vardır. Namaz kıldığımızda bu hatalar, bu kusurlar affedilmiş oluyor. Ve böylece namaz temizleyici bir özellik taşıyor. Bir insan namazını kılmakla günahlardan, manevi kirlerden uzak kalıyor. Öte yandan emir dinlemeyi öğrenmesi münasebetiyle Allah'ın diğer emirlerini yapmak ona zor gelmiyor. Ve aynı zamanda namaz kılmak vasıtasıyla dünyevi diğer mubah işleri de iyi bir niyetle ibadet hükmünü alıyor. Bir insan helalinden çalışmak şartıyla namazına da dikkat etse, namazını kılsa, tarlasında çalışması, iş yerinde çalışması, talebe ise derslerine çalışması, bunlar da ibadet hükmüne geçiyor. Ve böylece o insan sadece dünyevi çalışmıyor, aynı zamanda bir ahiret insanı, ahirete bir yolcu, bavulunu ahirete göre hazırlayan birisi olarak hayatını çok daha düzgün bir şekilde devam ettiriyor. Cenab-ı Hak hepimize bu ibadeti ve diğer ilahi emirleri en güzel bir şekilde uygulamayı nasip etsin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.